Herkese merhaba. Yola standındayız. Yola yakından takip ettiğimiz bir şirket. Finlandiya merkezli bu girişim Nokia'dan ayrılan bir takım çalışan tarafından kuruldu ve Migo işletim sistemi üzerinde yeni bir işletim sistemi, Sailfish olarak adlandırılan yeni bir işletim sistemi geliştiriliyor. Sailfish tabanlı akıllı telefon geçen yıl çıkmıştı. Bir önceki yıl tanıtılmış ve geçen yıl çıkmıştı. Şimdi ise karşımıza Sailfish ile çalışan bir tablet var. Indiegogo üzerinde açılan bir bağış kampanyası kapsamında 2 saat içerisinde hedeflenen rakam ulaşıldı ve bu da ilerleyen aylarda görmüş olduğunuz elimde tuttuğum Sailfish tabanlı tablette buluşmamıza olanak sağlayacak vesile olacak. Görmüş olduğunuz Sailfish tableti 7.85 inç 2048x1536 piksel çözünürlüğü ekrana sahip. Bundan sonra Intel Atom işlemci var üzerinde. 2 GB RAM, 32 ve 64 GB kapasite seçenekleri, aynı zamanda 128 GB'a kadar destekli microSD kart yolu da bu Rola tabletin başlıca teknik özellikleri arasında bulunuyor. Rola tablette Sailfish işletim sisteminin tabletlere özel versiyonu çalışıyor. Bu işletim sistemi sürümünde gerçek zamanlı çoklu görev olduğu belirtiliyor. Rola'nın bu tableti lanse ederken, tanıtırken üstüne basa basa dile getirdiği olay çoklu görevdi. Gerçek anlamda çoklu görevdi. Görmüş olduğunuz cihazın ana ekranı. Bu ana ekranda açık olan son uygulamalar var. Buradan istediğiniz uygulama geçiş yapabiliyorsunuz. Açık olan en son uygulamayı görüp bunları dilerseniz kaldırabiliyorsunuz. Parmağınızı sola doğru sürdüğünüzde karşınıza çıkan bu ekran ise işbirliği yapılan çeşitli şirketlerin uygulamalarının veya içeriklerinin gösterildiği ekran. Bu tablet ileride mobil operatörlerin farklı şirketler tarafından sunulabilir ve şirketler de kendi uygulamalarını bu cihaz üzerine koyabilir ve işte görmüş olduğunuz alanda da o markaların, şirketlerin uygulamaları yer alacaktır. Parmağımız sağ sürüklerinde görmüş olduğunuz ekran ise bir portam film taşıyor. Burada bütün geçen randevu kayıtları, mesajlar, e-posta mesajları, Twitter ve Facebook bildirimleri hepsi karşınıza çıkıyor. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi kablosuz ayarlarını da yapabiliyorsunuz buradan. Sailfish tablet kullanıcı için burası bir ana ekran işlevi görüyor. İstediğiniz zaman da buradan da bildirimleri silebiliyorsunuz. Herhangi bir uygulamadayken veya ana ekranın uygulama menüsünün arayüzün herhangi bir noktasındayken parmağınızı aşağıdan yukarı doğru sürükleyerek de görmüş olduğunuz uygulama menüsüne erişebiliyorsunuz. Sailfish işletim sisteminde sadece Sailfish tabanlı uygulamalar çalışmıyor. Bundan sonra Android uygulamaları da bir emülatör yardımıyla çalışılabiliyor. Görmüş olduğunuz uygulamalar Android uygulamaları ve Android emülatörü sayesinde Android uygulamalarında bu Sailfish tablette çalıştırmak mümkün oluyor. Konuştuğumuz Sailfish görevlisi, Jolla görevlisi şu anda Android emülatörünün henüz son sürümünde olmadığını ve tam randımanı vermediğini söylüyor tablette. Ancak tablet piyasaya çıktığında bu emülatör, Android emülatörü de düzgün şekilde çalışıyor olacak ve uygulamalar da indirilebilecek. Bu ne sıra Sailfish tabanlı uygulamaları Jolla Store olarak adlandırılan uygulama mağazasından da indirmek mümkün oluyor. Parmağınızı sağ veya soldan ortaya doğru sürüklediğinizde istediğiniz zaman görmüş olduğunuz ana ekrana gelebiliyorsunuz. Aynı zamanda parmağınızı yukarıdan aşağı doğru sürüklediğinizde de farklı modlara erişiyorsunuz. Burada sessiz modu var. Cihazı sessiz alıyor ve ona uygun çeşitli ayarları gösteriyor. Arayüz ona göre değişiyor. Bunun yanı sıra parti modu var. Parti modunda görmüş olduğunuz gibi arayüz değişiyor ve parti odaklı çeşitli uygulamalar ön plana çıkartılıyor. Yine bir dışarı uygulaması var. Dışarı uygulamasında yine dışarıda ihtiyaç duyulacak ayarlar görmüş olduğunuz gibi bu ana menüde yer alıyor. Sailfish tabletle ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bu tabletle ilgili daha fazla ayrıntı ve ilerleyen zamanlarda da Sailfish ile ilgili haberleri Teknoblog'da bulacaksınız. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Mobil Dünya Kongresi'nde gezinmeye devam ediyoruz.